Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda multikopterlerde kullanılan elektrik şemasını göstereceğim. Bu videoyu özellikle bu hobiye yeni başlayacak olan kişileri düşünerek hazırladığım için mümkün olduğunca basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi sistemin ilk başında ilk eleman olarak lipo pil karşımıza çıkıyor. Burada kafaya en çok liyon piller karıştırıyor. Bunun sebebi de lipolar gibi 3.7 volt olmaları ve fiyatların lipo pillere göre çok daha uygun olması. Ancak biz modellerimizde liyon pil kullanamıyoruz. Bunun sebebi de liyon pillerin verebileceği maksimum amper değeri bizim sistemlerimizin ihtiyaç duyduklarının çok altında olması. Şimdi pil seçimimizi yaptık. Pilden kablolarımızı çıkaralım. Kablolarla ilgili bilmemiz gereken en önemli terim Amerikan ölçü biriminin kısaltması olan AVG'dir. Bu değer en basit haliyle kablonun çapı hakkında bize bilgi verir. Burada dikkat etmemiz gereken konu AVG değeri düştükçe kablonun çapı artacaktır. Doğru boyut seçimi için öncelikle kablonun ne kadar uzun olacağı ve üzerinden kaç amper akım geçeceğini belirlemek gerekiyor. Bu değerler ile alacağınız kablo markasının önerdiği kablo boyutunu internette arayarak bulabiliyoruz. Şimdi de sıra kabloları bağlamak için kullandığımız bağlantı aparatları yani konektörlere geldi. Birçok çeşit konektör olmakla birlikte ben videoda en çok kullanılan iki tanesini göstermek istiyorum. Burada diğerinin yavrusu gibi görünen XT60 modeli. 60 amperlik sistemlerde kullanılması tavsiye edilir. Diğeri de XT90 modeli. O da 90 amperlik sistemlerde öneriliyor. Bizim akımımız yaklaşık 100 amper olacak. O da maksimum değerinde. Dolayısıyla ben XT90 modelini kullanacağım. Burada yeri gelmişken şundan da bahsedeyim. Lipo piller bize doğru akım sağlıyor. Yani tüm sistem boyunca artı ve eksi kabloya dikkat ederek sistemi kurmamız gerekiyor. Buna konektörler de dahil. Ekranda çok net görülmese de konektörün siyah kabloyu bağladığımız köşesinde eksi işareti mevcut. Kullandığımız lipo pil tam doluyken 16.8 voltluk bir gerilim ve sistemin ihtiyacı olan 105 amperi sağlıyor. Şimdi yolumuza devam edelim. Şimdi pilimizden çıkan kabloyu powerboard'umuza bağladık. Powerboard'un tam girişinde 16.8 voltluk gerilim ve 105 amperlik bir akım mevcut. Powerboard'da bu akım ikiye bölünür. Birincisi aynı geldiği değerlerle powerboard'un diğer ucuna doğru devam ederken ikinci parça ekranda gördüğünüz siyah kablolara doğru yönlendirilir. Bunun amacı uçuş kartının elektrik beslenmesini sağlamaktır. Powerboard kendine gelen voltajdan bağımsız olarak uçuş kartını besleyeceği kablolara 5 voltluk bir gerilim sağlar. Powerboard aynı zamanda bir multimetre gibi çalışarak pilin voltajını ve sistemden geçen toplam akım değerini uçuş kartına siyah kablolar aracılığıyla aktarır. Biz de bu sayede kumandadan veya yer istasyonundan pilimizin uçuş sırasındaki voltajını görebiliriz. Şimdi yolumuza devam edelim. Akımımızı powerboard'un çıkışına kadar getirdik. Burayı da güç dağıtım kartıyla bağlıyoruz. Güç dağıtım kartının yaptığı tek şey kendisine gelen akımı bölmek. Bunu modeline göre 4'e bölebilir, 6'ya bölebilir, 8'e bölebilir, 10'a bölebilir. Kullandığınız multikopter kaç motorlu ise ve ekstra kaç tane ekipmana elektrik sağlamanız gerekiyorsa o kadar parçaya bölebilir. Şimdi biz bu parçalardan sadece bir tanesini inceleyelim. Şimdi burada ilk dikkatimizi çeken şey şematize ettiğim kablonun çapındaki küçülme. Bunun sebebi güç dağıtım kartına elektrik getiren kablodan yaklaşık 100 amper akım geçerken bu karttan çıkan kablolardan ise yaklaşık 15 amper akım geçiyor olması. Güç dağıtım kartının çıkışına ESC'lerimizi bağlıyoruz. ESC'nin çıkışını da 3 kablo ile motora bağlıyoruz. Ve motor çalışmaya başlıyor. Videonun bu kısmında fırçasız motorların çalışma şeklinden çok basit bir şekilde bahsedeceğim. Bunun için motor ve ESC'ye yakından bakın. Şimdi öncelikle motorun stator denilen yani sabit olan kısmında 3 çift yani toplamda 6 tane karşılıklı duran mıknatıs var. Bunların dışında ortadaki motor milline bağlı ve bu mille beraber dönebilen bir mıknatıs daha var. Sabit olan mıknatıs çiftlerinin her biri motorun bir kablosuna bağlı. Şu anda benim bu örnekte birbirine bağlı olduğunu varsaydığım mıknatıslarla kabloları görüyorsunuz. Şimdi ESC'yi çalıştırmaya başlayalım. ESC ilk olarak birinci kabloyu pozitif olarak yüklüyor. Bunun sonucunda da birinci mıknatıs çiftinden üsttekini pozitif, alttakini negatif olarak yüklüyor. Sonrasında sırasıyla ESC ikinci ve üçüncü kabloya da pozitif yükü gönderiyor. Bu sırada da motor milinin bu işleme uygun bir şekilde konumlandığını görüyoruz. Ardından ESC bu sefer birinci motor kolunu negatif olarak yüklüyor.
Bu sayede de birinci mıknatıs çiftinden alt tarafta kalan pozitif olarak yüklenmiş oluyor. Yani döngü devam ediyor. Bu sayede biz motorun sağa doğru dönmesini sağlamış olduk. Şimdi 3 motor bağlantısından birini sabit tutup diğer ikisini çapraz bir şekilde yer değiştirelim. Bakalım ne değişecek. Önce mıknatısları çizeyim. Ardından da ESC birinci kablosunu pozitif olarak yüklesin. ESC'nin birinci kablosuna motorun ikinci kablosu bağlı olduğu için bu sefer motorun ikinci kablosuna bağlı olan mıknatısın üst tarafında kalan pozitif, alt tarafında kalan negatif olarak yükleniyor. Ardından ESC bir önceki seferde olduğu gibi çalışmaya devam ediyor. Fakat bu sefer motorun sıralamasının tam tersi yönde olduğunu, yani motorun tersi yönde döndüğünü görüyoruz. Böylece fırçasız motorların nasıl çalıştığını çok basit bir şekilde göstermiş olduk. Şimdi az önceki şemamıza geri dönüyoruz. Bu şemada geriye tek bir bağlantı kaldı. O da uçuş kartının ESC'ye motoru ne kadar hızlı çevirmesi gerektiğini söylemesi için kullanacağı bağlantı kablosu. Bu kablo 3 parçadan oluşuyor. Kırmızı ve siyah kablo ESC'den back ile, yani bir nevi geri besleme ile uçuş kartına elektrik sağlıyor. Ancak ben bunun yerine powerboard ile uçuş kartına elektrik sağlamanın daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için bu kısmın detaylarına girmeyeceğim. Şu anda ekranda yeşil olarak gördüğünüz ama aslında orijinalinde beyaz olan kablo ise uçuş kartından ESC'ye sinyal taşıyarak ESC'nin motoru ne kadar hızlı çevirmesi gerektiği konusunda bilgi taşır. Yalnız bu beyaz kablonun tek başına çalışmadığını, bunun çalışması için siyah kablonun da muhakkak bağlı olması gerektiğini söylemem gerekiyor. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Drone toplama videoları öncesi temel bilgileri kısaca anlatmak için bu videoyu çektim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim.